Böyle bir şortu vuralım. A sayda geçtik. Side'ı da vurdum arkadaşlar. Bir tane city vardı. Onu da vurdum. Mid oyuncu onu da vurdum. Ve eski enerjik halimize tekrardan döndük. Şu an arkadaşlar selam. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Berkant. Uzun bir süre sonra tekrardan sizlerle birlikteyim arkadaşlar. Bugün Zula rekabetçi oynuyoruz. Saplambol haritasındayız. Ve rankım usta. Yani şu an gayet iyi bir eloda olduğumu düşünüyorum. Böyle short giremedik. İlk round bombanın azizini uğradık. İkinci round hızlı bir şekilde B koşacağım arkadaşlar. Rekabetçi serimi özlenir olmuş 1,5 yıl sonra tekrardan bu videoyu çekiyor olmak şu an çok ilginç hissettiriyor. Umarım izlerken sizlere keyif aldırabiliyorumdur. Böyle hızlıca bir B'ye girdim. Hala da kill alamadım. Komik komik. Ama sıkıntı yok, toplayacağız. Şöyle bir hızlı bir long oyunu yapalım. Böyle iki tane bomba verdim longa. Yakın koşanlar varsa öleceklerdir ama koşmadılar. Şöyle yumuşak bir summon da atalım. Yıllar önce atıyorduk. Hala daha işe yarıyor gördüğünüz gibi. Bitkili bir smoke önden koşmak istiyorum. Şöyle bir tane vurdum kankalar. Traktör arkası var mı? Yok. Böyle side'de bir tane daha var. Bir tane daha vurdum. Hatta mid'de bir tane daha var. Onu vuramadım. Sıkıntı yok. İki tane kill'imi aldım. Maç şu an 1-1. Büyük ihtimalle maçı kazanacağız. İlk iki round kötü başladım ama toparladığımı düşünüyorum. Evet, A side boş. Long gelebilir bir tanesi. Ya bombayı kurmayacaklar sandım. Helal takıma. Karşı takımdan TG Winsong adlı oyuncu sanırım klan logosu satın almışlar. Öyle gözüküyor. Çünkü değişik klan logoları var. Oyuna da böyle bir sistem gelmiş arkadaşlar. Belirli bir Zula altını ödeyerek kendi klanınızın kendi logosunu oyuna ekletebiliyorsunuz. Güzel bir sistem olduğunu düşünüyorum. Biraz fiyatı pahalı ama böyle bir özellik isteyenler için gayet yeterli bir fiyat. Bu arada adamın ilk mermisi HS geldiği için bir tane vurup öldüm tekrardan. Maç 2-1. Long kontrolünü... Evet, kötü oldu biraz. Buran biraz kötü oldu. Bu arada arkadaşlar, yıllar sonra Zula videosu attım. Bu tarz videoların devamı için sizlerden artı 500 like bekliyorum arkadaşlar. Gelirse tekrardan eskisi günlerdeki gibi video çekmeye devam edeceğim. Ki bu kanal biliyorsunuz ki yeni bir kanal. Oyyuş. Onda can azdı galiba ya. Glock 18 artı 6. Bu silah yakın mesafe çok canavar bir silah. Ama çok kötü bir bomba yedi şu an. Adam kapının sağında. Yani bu bombayı yemese belki round alabilirdi. Şu an çok riske girdi. Riske girdi round. Eyvah eyvah. Aynen öyle. Nice try diyelim hocam. 2-2 hiç sıkıntı yok. Maçı hala kazanabiliriz. Bir LMP76 oynayalım bakalım. Long'a koşmayacağım. Böyle short'a gidip ya da mid'den smoke atıp mid de oynayabilirim. Şöyle bir mid'e bir koşalım. Bir mid bombamızı atalım. Mid'den pikleyen falan olursa diye. Pikleyen yok. Şöyle mid'e smoke salmak istiyorum bir tane. Şöyle mid kontrolünü aldım. Evet, güzel. Bu adam da sanırım A-Site oyuncusu. Aynen öyle. Evet, bu adam B kurdu taktirde ben bunu vuracağım. Adam short'tan atlamamayı tercih etti. Mid'den oynayacak sanırım. Aynen öyle. Mid'i de vurduk. Durum 3-2 arkadaşlar. Zula'nın rekabetçisi bildiğiniz gibi tekrardan aynı şekilde devam ediyor. Oyundaki oynayan kitle birazcık eskiye nazaran daha da iyi oynamaya başlamışlar. Benim görmüş olduğum kadarıyla görmüş olduğum şeylerden bir tanesi bu. Şu an maç 3-2 güzel bir maç geçiyor. Bu tarz maçın geçmesi beni sevindiriyor. Çünkü bazı maçlar biliyorsunuz eskiden çok easy bir şekilde bitip easy bir şekilde kazanıp easy bir şekilde kaybedilebiliyordu. Maçların böyle akıcı ve güzel olması beni sevindirdi. Bu hesapta konuşma bana olduğu için konuşamıyorum oyuncularla. Bu hesapta bir kardeşimizin oynamam için bana verdi. Teşekkür ediyorum kendisine. Böyle bir longtan bir yargı modunu açıp koşmak istiyorum kanka ölmeden. Böyle bir short'u vuralım. A sayda geçtik. Side'ı da vurdum arkadaşlar. Bir tane city vardı. Onu da vurdum. Mid oyuncu onu da vurdum. Ve eski enerjik halimize tekrardan döndük. Şu an top praise 8 kill'im var. Maç 4-2. Tekrardan bir short oyunu yapacağım. Bakın arkadaşlar, bir göndermiş olduğum bombalar eskiden Zula'da işe yarayan bombalar. Mesela şu bombayı mid'e atarsanız o bak AWP beni kesecek büyük ihtimal. Kesemiyor yani, etkiliyor bomba onu. Eğer kesmiş olsaydı ölecekti. Böyle mid'i tarıyorum tekrardan. Oo bak, bu sefer antilediler beni. Karşı takım taktik geliştirdi. Mid'e 3 tane bomba atıp flash atıp çıktılar ve vurdular beni. Bomba sayesinde öldüm.
Bir oyuncumuz AFK. Bir tane sniper oyuncumuz yaşıyor. Bakalım neler olacak bu round. Bot specs. Ah, güzel bir skor. Arka geldi lan. Paşa hadi lan. Biri B'de biri de arkadan geliyor. Bu B'yi vurursa ele aldık. Vuramadı. Durum 4-3. Bir el arkadaşlar, Kar98 almak istiyorum. Eskiden bu silahla ne herkestek oynardık ilk oyuna geldiği zamanlar hele. Böyle bir midden geçeni vurursam var ya, mükemmel olur. Az daha vuruyordum bu arada. Böyle bir longa bombalarımızı atalım tekrardan. Long bombalarımızı yemedi. Mid smoke'umuzu atıyoruz. Bu smoke çok etkili bir smoke. Ay. Takımımız B oynamayı tercih etmiş. Biz de B'ye yavaştan gitmeye başlayalım arkadaşlar. Şöyle mid'e de bir bakmak istiyorum arada sırada. Belki pikleyen falan olurdu diye şuradan. Şöyle short açılanı vurdum. Hissettim bu arada onun oradan asılacağını. Bombayı da B'ye kurmuşuz. 4 ve 3. Ben tünelden bir yardım edeyim bizimkilere de. 3 kişi kalmasınlar orada. Helal lan paşa. Biri de mid tarafındaydı, onu da vurdum. Helal size oğlum, çok güzel. Kar98 ile 2 kill aldık. Bir tane de Glock 18 şeyle, neydi vurdum ben onu lan. M93 ile vurdum. Bir elde Leon 1 oynamak istiyorum. Değişik bir sniper olsun. Şu midden geçeni vurmak istiyorum bir de. Ulan harbi vuruyorduk ha. Takım konuşuyor, keşke info verebilsem ben de. Long yakın yok. Şöyle smoke bırakalım. Long yakına da smoke'umuzu bıraktık. Böyle traktörüne bakmak istiyorum, yok. Sarı kutudan sıkıyor sanırım. Orada bir fire fire atalım. Helal soğancan. Helal lan soğancan. Hayatımı kurtardı bu arada. Bombayı da kurursa ele alırız. Tamam, güzel smoke. En azından bir tık böyle sağa geçeni görebileceğim. Bomba kuruldu. Sanırım short geliyor. Yok, long geliyor. Evet, long'u da vurduk. 6-3 geçiyoruz arkadaşlar savunma tarafına. Tekrardan oyunu uzun seneler oynamama rağmen hala da vurabiliyorum. Vurabiliyorum ama çok seviniyorum. Karşı takımın da şimdiden ellerine kollarına sağlık. Evet. Şimdi AUK aldım arkadaşlar. Yeni bir desen görüyorsunuz, vurduktan sonra silah sesi böyle diye böyle değişik bir ses çıkartıyor. Benim çok hoşuma gitti, o yüzden taktım. Yani eski zil olmuş olsaydı takacağım desenlerden bir tanesi büyük ihtimal kere var desen olurdu. Eskiden çok seviyordum çünkü onu. Böyle short kaşını vurduk. Sesi duyuyorsunuz zaten, çok güzel bir sesi var silahın. Böyle kısa başı var bir tane Uğur'un, bir canı falan kalmış. Vururlarsa çok güzel olur. Oh. Helal lan bot specs. Helal paşa. Bu da bir canı falan var, çöpte oyuncu. Umarım bulurlar ve vururlar. Evet, gördü. Hadi lan. Napi'yi vuracak galiba, duydu çünkü. Ah, vuramadı. Tamam, güzel. Bir tane mermi atacaksın sadece. Tek mermi. Tek mermi oğlum, yapma. Adam hala long taşı sıkıştı double door'a. Hatta pit atladı adam. Adamın canı bir var ya, info veremiyorum şu an. Bir can falan da yazamıyorum. Helal lan. Güzel. Arkadaşlar biliyorsunuz eskiden Zula'da bir tane taktik vardı. Mid oynayan, AWP oynayan oyuncular bilir. O taktiği size göstereceğim şimdi. Ölümden bir kişi koşarsa arkadan çıkıp bir tane sniper oyuncusunu vuracağım. Bakın o taktik, en arkadan böyle pikliyorsunuz. Yukarıdan keseni vuruyorsunuz. Bacağından vurduğum için ölmedi. Okey, olur olur, sıkıntı yok. 7-4. 3 round daha aldık mı? Maç bitecek. Şöyle mid'e bir tane smoke atalım arkadaşlar. Mid'den geçen oyuncularımızı görmesinler. Ondan sonra short oynamaya devam edelim. Short hızlı bir rush gelecek sanırım. 3'e 4 tane mid'e bomba geldi. Şöyle kısaya bir bomba attım. Evet, 7 bombayı. Oh, güzel bombalar kullanıldı. Bir tane short'u vurdum. Sanırım long girdi oyuncular. Evet, side'a da bomba atıyorlar. Etkilenmedim çok. O, bir tane long var. Uğur vurdu tekrar beni. Arkadaşlar maç biraz sıkıntıya girdi gibi. Karşıdaki Uğur 3-4 round'tır beni vurmayı başardı. Ama bu round artık vurmasına izin vermeyeceğim. Artık e-spor hünerlerimizi kullanmanın vakti geldi, eskiden kullandığımız. Şimdi short'tan açılacağım. Mid biraz düşmesi kötü oldu Edwin'in, benim için. Böyle ben bir kısa başına açılmak istiyorum kankalar. Arkaya bakan sanırım kimse yok. Yani şu an izlenimim o şekilde. Evet, long'da kimse yok. Bir tane A-side vuralım şöyle hızlıca. A-side'de oyuncular var.
Buradan çıkamayacağım sanırım. Sıkıştırdılar beni çünkü. Tekrar Uğurcan'a dönmek istemiyorum. Uğurcan'ı vurdum. Helal lan size. Bu round arkadan oynayıp arkadaşlar. Karşı takımı biraz etkisiz hale getirmekte işe yarar bir hareket sergiledim. Şimdi midden vurmayı deneyeceğim. Geçen round vuramadık. Uğurcan çünkü vurmayı başardı. Böyle bir midden bir karşı tarafı kesmek istiyorum yukarısına. Evet, tekrar vuramadım. Sıkıntı yok. Evet, çok güzel bir vuruş geldi. Smoke'lardan ezbere. Alt tünel koşarsa diye alt tünelde bakalım. Alt tünel geliyor. Oğlum Snoop'i neler yapıyorsun oğlum sen? Böyle bir alt tünele sızdım arkadaşlar. Umarım yukarıda birisi vardır ki beni bekliyormuş orada. Herhalde hissetti. Bu da mid gelecek büyük ihtimal. Ya da short'tan da oynayabilir A'ya doğru. Şu an takımımızın yerleri iyi ama Soğancan'ın B'ye bakması lazım diyeceğim. Evet. Evet, dediğimi de yaptı zaten. Helal oğlum size, helal. Arkadaşlar ben bir el midden adam vurmadan rahat uyku uyuyamam. O yüzden bir tane vurmayı deneyeceğim. Artık vuramazsam da canım sağ olsun 9-6 falan olur maç. Vurursam da maçı zaten kazandırmış olacağım agalar. Vurdum vallahi vurdum. 8 canına bakalım neler yapabileceğiz sonra. Böyle tünele bir smoke salıp mid'e dönmek istiyorum. A'da savaş var. Oy, Siber'i de vurduk. Kısa başı yok. Traktör arkası da yok. Long'dan piklerse diye böyle bir bakacağım ince. Tamam, okey, onların meze gidebilirim. Adamların arkasını kapattık. Bizim takım oyuncuları gördüğünüz gibi iki tane side'dalar. Eğer arkaya dönerlerse, B oynarlarsa arkalarını da ben kapattım. Eğer timing yemediysem bir tane vurabilirim. Evet, tek kaldı adam. Arkadaşlar büyük ihtimalle kazandık. Umarım izlerken keyif almışsınızdır. Şöyle long'a temkinli bir şekilde ilerlemeye devam ediyorum. Bence bu long kapının sol arkasına falan pustu. Evet, burada bir yerde. Evet, son adamı da ben vurdum. Ve maçı kazandık. Yıllar sonra tekrardan oyunu birinci bitirip maçı kazandırmak benim için gerçekten büyük bir mutluluktu. Karşı takımın neyine sağlık, uzun takımın neyine sağlık konuşamadım ama olsun. Umarım izlerken keyif almışsınızdır. Kendinize çok dikkat edin. Kanala abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.